Herkese merhaba. Uzun zamandır yapalım deyip bir türlü yapamadığımız şu hibrit tır olayına girelim artık. Save Edit'le hibrit tır nasıl yapacağız? İlk önce bir tır alalım. Ne yapalım? Şimdi modifiye olan Scania var, DAF var, paket olan. O ikisinden birisini alalım. DAF alayım. DAF'ın çünkü hem şasisi diğerlerine daha uygun oluyor genelde. Veya işte kabini. Scania biraz farklı çünkü yapı olarak. Hem de bunun modifiyelerini daha çok seviyorum. Benim bir DAF Iveco vardı biliyorsunuzdur artık. Hem üstü DAF altı Iveco olan var hem de tam tersi üstü Iveco altı DAF olan tırım var. Ama bu sefer şöyle eski kasa DAF'a şurası düz geliyor. Man oturtalım. Şimdi yapılandırmaya girelim. Kabinimiz önemli değil ne seçtiğimiz çünkü zaten man kabini koyacağız. Şasiyi seçelim. Şimdi güzel modifiye yapabildiğimiz 4x2 var. Şöyle ekstra tanklı olsun. Yani ilk başta normal tırın bir bölümünün normal şeyden servisten yani satın alırken modifiyesini yapın. Ben şöyle kafama göre modifiye yapacağım. Şunları seçmiyorum. Değiştireceğiz çünkü bunları da. Şunu seçelim. Renk. Şunu alalım ya. Bunu etkinlikten kazandığımdan beri hiç kullanmadım galiba. Şimdi alt taraftan başlayalım. Şasiyi DAF'ınkini bırakacağız çünkü. Renkli mi yapsak? Krom mu yapsak? Şöyle yapalım. Şuna da bakalım da birbirine uyduralım. Burada krom var. Bir de şöyle var. Krom yapalım ya. Her yeri krom olsun. Şunu da krom seçeyim. Siz zevkinize göre bunları modifiye edersiniz. Ben de kendi zevkime göre ediyorum modifiyesini şimdi. Şuraya bir strobo atalım. Şuraya da şöyle koyalım. Güzel. Aynısını buraya da yapacağız. Bu arada arkadaşlar bir anket açacağım. Ne tarafa denk geliyor? İzlerken sağ üst köşede bir i harfi görüyorsunuz. Zaten orada şey paylaşıyorum normalde videolarda playlistlerin linkini koyuyorum. Orada anketi göreceksiniz. Şunu da şöyle Chrome yapayım bu arada. Bir web sitesi açayım mı açmayayım mı? Sizin de fikirlerinizi alayım. Hem mod istekleri için hem böyle soru cevap tarzı şeyler için. Yani ya forum tarzında ya da bir blog tarzında bir site yapmayı düşünüyorum. Artı böyle tırların kodlarını falan paylaşabilirim oradan. İlk başta Google Plus dedik, oradan takip ediyorum dedim ama istekler arttıkça orası da açıkçası yetmemeye başladı. Bu gayet güzelmiş ya. Bu neymiş? Bunda basamak falan var ama ışık yok. Bize ışık da lazım. Bir de şu var. Bunda da altı ışık diziyoruz. Ben şunu alayım yine ya. Şimdi bir web sitesi yapmayı düşünüyorum. Sıfırdan kendim hazırlayacağım. Hazır bir forum sayfasını falan kullanmayacağım. Çünkü sevmiyorum açıkçası hazır olan şeyleri.
Artı bir de kendi kullanımıma yönelik zaten dizayn edeceğim. İşte bir istek bölümü yapacağım. Oradan yapılan istekleri kendi otomatik sıraya dizer falan, güzel olur. Benim de işime gelir, sizin de işinize yarar. Modunuz hangi sırada, ne kadar zaman var yapılmasının, önünde kaç tane mod var onu görebilirsiniz istekleriniz için. Böyle bir şey var kafamda. Eğer iyi olur diyen çok olursa yapacağım. İşte bu anket sonucundan da faydalanacağım. Yani kafamda bir şey var ama sonuç olarak yine sizin de fikrinizi almak istiyorum bu konuda. Eğer olumlu bir sonuç çıkarsa bir site işine girişeceğim. Muhtemelen bir forum sayfası olacak işte. Hem video yayınladıkça oradan paylaşıp bilgilerini verebilirim. Hani şu video yayınlandı, bu video yayınlandı gibi. Veya ne bileyim yarın işte şu modun paylaşımını yapacağım falan gibi, oradan bilgilendirme de yapabilirim. Böyle bir şey var kafamda. Bakalım, daha tam oturtmadım ama böyle bir şey var yani. Yapmayı planlıyorum. Şunu kullanayım ya. Değişiklik olsun. Buna ne gider? Trader, Chrome desek. Şunu seçelim. Summoner'ı bunu seçelim. Kapak Dragon diyelim. Tam uymadı. Bunun biraz daha bombelisi var mı? Stem Eagle bu. Stem Eagle Chrome. Heh. Tamam, bu güzel. Şimdi modifiye hep alt kısma yapıyorum daha çok. Çünkü dediğim gibi üst kısmı değiştireceğiz. Kabinde o yüzden modifiye yapmıyorum şimdi. Burada da pek yapacak bir şey kalmadı gibi zaten. Şu ön tarafa da bakalım. Şu aşağıya şöyle boyalı, beyaz, siyah, Eindhoven. Eindhoven olsun hadi. Yani derecelerinizin olması şart değil tabii. Ben de derece olduğu için bunlarla yapıyorum ama siz farklı şekillerde yapabilirsiniz bunları. Şuraya da şöyle atalım. Buraya böyle atalım. Buraya da yine strobe çakalım. Şunu boyalı seçsek. Boyalı. Buradan da Manınki galiba siyah geliyordu. Bunu boyalı seçelim. Işıkları yerleştirmeyeceğim çünkü bu kısım Manınki gelecek, değişecek. O yüzden şu an yapmıyorum oraya bir şey. Diğer şeyleri de değiştirmeme gerek yok. Yalnız şu güneşliği takalım. Manı seçince de bunun güneşliği kalır. Bu güneşliği seviyorum ben. Şuraya şöyle ışık koysak. Yalnız hoşuma giderse kullanırım da ben bunu ya. Hatta hoşuna gidenler yapar, belki bir ara şey yaparız. Multiplayer'de konvoy yaparız bunlarla. Buraya da strobe çakalım yine. Tamamdır. Şimdi şunları falan koymuyorum çünkü man kabini seçtikten sonra ekleyeceğim. Ya da şöyle yapalım, size kolay yolunu yine göstermiş olayım. Böyle uğraşırsınız. Şunu koyun. Yapmak istediğinizi yapın burada. Şimdi man kabini koyunca göreceksiniz uymayabilir şekli. Büyük ihtimalle de uymayacak çünkü kabinin şekli farklı. Eğer bunu böyle koyarsanız değiştirmek daha kolay olur. Aklınızda olsun. Aynamız, gerçi aynayı falan şey yapacağız ama şurada uyarı ışığı diyor. Uyarı ışığını koysak mı?
Ben pek sevmiyorum o yarışı ama. Şimdilik koymayacağım. Yine şu demiri değiştireceğimiz şekilde onu da değiştirirsiniz eğer istiyorsanız. Ben koymayacağım. Şuraya şöyle bir daf atayım. Şuralara Raven atayım. Şu ortaya da şöyle yine daf koyalım. Başka ne var burada? Bunlar gider şey seçince, kabini değiştirince. O yüzden seçmeye gerek yok. Şimdi içeride şöyle bir durum var. Direkt kabini sadece değiştirebiliriz. Eğer interior uyarsa Duff Interior ile kullanabilirsiniz yine dışarıdan man gibi görünerek. Ya da interior'ı da değiştirebilirsiniz. Bu interior da benim hoşuma gidiyor. Aslında böyle de kullanabilirim. Yine de şöyle buraya da malzeme koyalım ki değiştirdiğimiz zaman da farklı bir tır yaptığımızda onun nasıl değişeceğini görmüş olursunuz. Direksiyon tekmiş, tamam. Şuraya biz masayı da atalım. Şöyle. Şöyle bir ne varsa dolduralım önce. Şuraya bir cüzdan atayım. Şuraya kamyonları atalım. Şöyle iki tane daf atalım. Şuraya şunları koyalım. Şurada bir tane daha daf vardı. Neredeydi o? Şurada da şu dursun. Tamam, hepsini doldurduk. Gerçi değiştirirsek gidecek zaten de yine de biz bir koyalım bakalım. Tamamdır. Şimdi kamyonu satın alıyorum. Save format nedir? Nasıl yapacaksınız? Save'i nasıl açacaksınız? Bunları anlatmıyorum artık arkadaşlar. Çünkü bu eğitici, öğretici videolar diye bir başlık açtım. Bilen biliyor, bilmeyen de öğrensin artık. Bu soruları sormak yerine önce o playliste bir bakın. Çünkü aklıma geldikçe sorulabilecek şeylere ben video çekip kısa kısa atıyorum oraya. Save format nedir? Nasıl save edit yapılır falan gibi. Gerekli malzemeler falan her şey orada yazıyor. O yüzden rica edeceğim sormayın bunları artık. Videolardan izleyin. Kısa kısa çektim bir de hani uzun videodan sıkılıyorsunuz diye. Ne lazımsa videosunu izleyip oradan öğrenebilirsiniz. O yüzden şimdi bu videoda uzun uzun nasıl save'i açacaksınız, nasıl değiştireceksiniz bu kısmı anlatmayacağım. Direkt yapacağım işlemi. Bilmeyen arkadaşlar önce o videoyu izlesinler. Şimdi tır hazır. Servise geldim. Serviste gerçi şu an bir şey yapmayacağım ama bir kayıt alıyorum. Save formatınız 2 olacak arkadaşlar. Ona dikkat edin. Hadi onu burada yazayım yine. G alt tire save alt tire format boşluk 2 yaptık. Girişe bastım. Şu an save format 2. Save alıyorum. Ben quick save aldım. Hızlı kayıt aldım. İsterseniz buradan kaydet deyip, oyunu kaydet deyip isim vererek de kaydedebilirsiniz. Şu an kaydımızı aldık. Şimdi döndüm Windows'a. Belgeler Euro Truck Simulator 2 Profiles klasörüne giriyorsunuz. Hangi profildeyseniz onu buluyorsunuz. Ben tarihe göre sıraladım mı otomatik en üstte geliyor zaten. Save klasörüne giriyorsunuz. Yine tarihe göre sıralıysa en üstte gelir en son aldığınız kayıt. Quick Save diye görünüyor hızlı kayıt aldığım için. Game dosyasını açtık. Game.save.
Şimdi dosyayı açtıktan sonra Ctrl F ile aratalım. MyTR yani MyTrak yazan satırı buluyoruz. MyTrak yazan satır zaten Türkçesi benim kamyonum demek. Şu anki kamyonumuz. Karşısındaki Nameless yazan kısmı aratıyoruz. Şöyle bir daha aratıyoruz. Yanında Vehicle 2 nokta üst üste yazan kısma geleceğiz. Burada aşağı doğru iniyoruz. Burada bütün kamyona yaptığımız modifiyelerimiz var. Şimdi MAN'ın kabinini ekleyeceğiz buna. Değiştireceğiz kabini. Şurada benim bunları tuttuğum bir şey var. Böyle aratıp yapıyorum. İşte site yaparsam eğer bunu da böyle bir otomatik şeye bağlayacağım. Hatta resimleriyle seçme gibi bir şey olabilir. Böyle bir şey var kafamda. Bu kodları internetten de bulabilirsiniz. Bir sürü forumda paylaşılmış hali var. Nerede kabinimiz? Şurada. Kabinin olduğu satırı buldum. En son Volvo ile MAN'ı denedim. Onu daha önce yaptığımı hatırladığım için vazgeçtim. Bu sefer böyle yapacağız. Şuna dikkat edin. Mesela bakın ben kopyala yapıştır yaptığım için bunu bir alt satıra kaydırdı. Silip bunu yine buraya alıyorum. Bu şekilde olması lazım. Şekli bozmuyorsunuz. Arada boşluk olmayacak. Tırnakla yazı arasında boşluk olmayacak. İşte datapad'den sonra boşluk olmadan iki nokta olacak. İki noktadan sonra bir boşluk olacak. Bunlar önemli. Bunları bozarsanız save'iniz bozulur. Haberiniz olsun. Şimdi kabini değiştirdim. Sadece kabini değiştirdim. Oyuna dönüyorum. Yüklemeyi yapacağım şimdi. Kaydettiğim oyunu tekrar yüklüyorum. Bunları yaparken sizi defalarca bile oyundan atabilir. Her denemenizde atabilir. Yılmayın, tekrar deneyin, tekrar deneyin. En sonunda tutturursunuz. Ben daha önceden defalarca bu işlemleri yaptığım için ezberden gidebiliyorum artık. Siz de belli bir süre yaptıktan sonra alışkanlık olacaktır. Bakın şu an kabin değişti. Güzel de oldu aslında. Bak şu havada bilmiyorum dikkatinizi çekiyor mu? Şöyle göstereyim. Şu an görünüyor galiba. DAF'ın motorla ilgili olan 105-510 diye yazıyor. Bunları değiştirmemiz gerekecek. Mesela MAN'ınkini takmamız lazım. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şu an servisteyiz mesela. Girelim servise. Servise girersek DAF'ın şeyleri gelir. Şöyle. İçeriye girdik. Bunları bu şekilde mesela şöyle. Bunları böyle düzenleyebilirsiniz. DAF'ın interior'ını kullanıyorsanız. Bir tane deneyelim. Bakalım bozacak mı? Şöyle yapalım. Direksiyonu seçtiğimiz zaman. Evet, kabin MAN olduğu için oyundan atacak şimdi. Kabini MAN yapmadan önce düzenlemek lazım. Ya da elle yazacağız. Şimdi tekrar gireyim oyuna. Bu kısımları da özellikle kesmiyorum. Hani az önce söyledim daha. Oyundan atabilir, sıkıntı değil. Hemen oyundan attı diye yok yanlış yapıyorum, yapamıyorum falan gibi şeye kapılmayın. Bunlar hep deneme yanılmayla. Ben kaç aydır yapıyorum bunları ama hala oyundan atıyor gördüğünüz gibi. Bazı şeyler deneme yanılmayla anlaşılıyor. Ha, bazen atmayabilir de bu başka bir hibrit yaparken aynı yerde atmayabilir. Şimdi oyuna tekrar bir girelim. Bu sefer elle değiştireceğiz, save'den yine. Mesela kabin güzel oldu. Şöyle bir şey yapabiliriz. Benim farklı bir save yükledi galiba. Şunu tekrar yükle diyelim. Hızlı kaydı yükletelim. Şimdi mesela nasıl diyelim? Servise girdiğiniz zaman MAN kabini yaptık. MAN kabiniyle ilgili şeyleri yapmak için, servisten yapmak için data yazan satırı değiştirebilirsiniz. Ama bu sefer
Onu da göstereyim. Yani video uzuyor ama bunları görmenizi istiyorum. Görmeden çünkü anlaşılmıyor bazı şeyler. Şurada data SE'yi yazan satır. Burada hangi tırın markası varsa servise girdiğinizde onun modifiyelerini yapabilirsiniz. Tabii yine bazı yerde atar, bazı yerde atmaz. Belli olmaz. Şimdi bunu MAN-TGX yaptım. Şimdi servise girdiğim zaman, önce bir save'i yüklüyorum yine her değişiklikten sonra. Bakın deneme yanılma yaptığım için de save dosyasını kapatmıyorum. Değişikliği yapıp kaydediyorum, yapıp kaydediyorum. Tekrar tekrar girip hani SE dosyasını açmaya falan uğraşmıyorum. Şimdi MAN yaptım. Servise girdiğimde, yanlış yere girdim pardon. Ben şimdi şunu değiştirebileceğim. Şöyle seçip tekrar aynısını seçtiğim zaman yine oyundan atacak. Tamam. Bakalım neden atıyor. O zaman onu değiştirmeyeceğiz kafadan. İlk önce MAN kabinini yerleştirmek gerekiyor. Ondan yapıyor bunu. Şimdi biz kabini değiştirdik ama kabine bağlı hiçbir şeyi değiştirmedik. Şöyle bir şey yapacağım. Şimdi bu işlerle uğraşanlar izliyorsa şey der, salağa bak işte boyuna oyundan atıyor, beceremiyor falan. Bunları da görmeniz lazım. Oyundan da atabilir, sıkıntı yok. Zaten servise girmeden yaparsanız, save dosyasından bütün işlemleri yaparsanız zaten oyundan atma diye bir şey yok. Ama servisten de bazı şeyleri yapmak istiyorsanız diye ben bunları şimdi o yüzden deniyorum yine. Şöyle yapalım. Ya bu sefer de atarsa artık save'den devam ederiz. Sıkıntı yok. Kabinimiz MAN'ınki geldi şimdi. Seçtim. Bakın şimdi atmadı. Ama boyayı falan değişti. Gördüğünüz gibi. Şuradan motor mesela MAN'ın motorunu seçeceğim. Şu tam önümüzde bakın. 105-510. Çat diye geldi buraya oturdu bu da. Ama ne oldu? Yukarıda güneşlik gitti. İşte demir gitti falan. Bunları da şimdi seçmeye kalkarsanız DAF'ın güneşliğini seçemeyeceksiniz. Yani o yüzden bazı şeyleri buradan yapacaksınız. Bazı şeyleri direkt save'in içinden yapmanız gerekiyor. Bakın kapı kolu da kalmış mesela burada. Şuradan şöyle seçip onu da MAN yapmak gerekiyor. Ayna mesela. Şimdi MAN'ın aynası oldu. Yani bunları yaptığınız modifiye göre değişiyor. İsterseniz böyle yapacaksınız. İsterseniz de bunlara hiç girmeden şöyle göstereyim. Bakın DAF'ın kapı kolu var hala. Hemen kapı kolunu değiştirelim. Bu datayı o yüzden gösterdim. Hani iki kere oyundan atıldık ama bunu gösterme amacım buydu. O tarz şeyleri oradan değiştirebilirsiniz. Ama biz geri kalanını buradan yapalım yine. Şimdi ne yapacaktık? DAF'ın kapı kolunu değiştireceğiz. Pardon, bunu MAN'ınkini takacağız. MAN'ı seçelim. İşte kafamdaki projeyi eğer yapabilirsem, fırsat bulup, imkan bulup yapabilirsem, burada bunları kod olarak görüyorsunuz. Ne olduğu belli değil. Hani hangisi boyalı, hangisi krom belli değil. Sırasını ezberden biliyorsanız tabii yapabilirsiniz ama mesela şey düşünüyorum. Bu kapı kolunu şu boyalı olan olması lazım büyük ihtimalle. İkinci sırada o çıkıyor çünkü. İşte sitede mesela MAN'ı seçeceksiniz. Oradan kapı kolu dediğiniz zaman fotoğrafları gelecek falan gibi bir şey düşünüyorum. Öyle olursa onu seçince de işte kodunu gösterecek gibi bir şey var kafamda. Şimdi kapı kolu nerede? Door handle diye geçiyor. Şu.
Hazır gelmişken basamağı da değiştirelim. Door diye yazınca o da çıktı çünkü o da door step diye geçiyor. Şimdi man'ın ikinci kapı kolunu koyduk. Buna da birincisi olsun. Door step nerede? Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şimdi en üste gelelim. Notepad'de de bunda da kullanabilirsiniz bunu tabii. Normalde MyTrack'tan aratınca şu kısma geliyorsunuz ya, şuraya bir yere tıklayıp aratırsanız şöyle buldu. Bu satırı değiştirelim. Şimdi basamakla kapı kolunu değiştirdik. Şeyi de değiştirmemiz lazım. Motoru değiştirdiğimiz zaman gelen o 105 yazan şey, 105-510 yazan. O da şurada badge diye geçiyor. Bunların ne anlama geldiğini de az çok öğrenmeniz gerekiyor. Hangi satırda ne olduğunu ya da deneyerek bulacaksınız. Mesela DAF'ın badge'i burada. Onu MAN'ınkiyle değiştireceğiz şimdi. Man yazdım ya. Bu Excel biraz şey yapıyor. Yaklaşık 10 bin satır falan var. Onların içinden aradığı için biraz sürüyor. O yüzden de bu sitede yaparsam daha rahat olacak. Neyi değiştirecek? Badge. Badge o kadar önemli değil aslında. Bakın burada normal beci varmış. Bir de şurada şasi beci varmış. Ama şasiye biz şey yapmayacağız. Çünkü ne denir ona? Zaten şasiyi DAF yaptık. Şu en sonkini alalım ya. Zaten motoru 730 ya da 750 takarız şimdi. Neyse becimiz de değişmiş olsun. En azından havada bir şey görünmesin diye değiştiriyorum. Yoksa çok önemli bir şey değil. Şöyle bakalım bir sıradan. Kabini taktık MAN'ın. Tamam. Vites 12 vites. Bu DAF'ın mesela. Bunu da ne yapalım? Yeni kasa Mercedes'in 6 vites retarderlisini takalım. Altı diye aratmayacaktım ama neyse. Şöyle yapalım. Transmission diye geçiyor. Yani bu şeyleri karşılıklarını öğrenmeniz lazım. Eğer İngilizceniz yoksa hani transmission mesela vites anlamına geliyor. Gerçi tam olarak vites de değil şanzıman ama yani vitesi değiştirmek için transmission aratacaksınız. Standart 6 vites retarderli olan Alice'in retarder. Diğerlerini de seçebilirsiniz. Fark etmez. Ben şu yeni kasanınkini koyacağım. Bu da tamam. Şimdi sesleri de yine böyle değiştirebilirsiniz. Interior dediği, bakın sound, interior. Bu içeride sizin duyduğunuz ses. Daha doğrusu kabinin içindeyken. İçeriden ne sesi dinleyelim sürerken? Streamline'ın sesi gelsin. Şöyle bakalım. Streamline'ın V8 sesi tabii ki. Bunu da koyduk. Exterior dedi dışarıdaki ses. Dışarıya da Renault sesi verelim. Premium. Bunların hepsi zevkinize kalmış. Ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz bu şekilde. Önemli olan bu kodları kullanmak. Öyle, o yüzden sağda solda save aramanıza da gerek kalmaz bunları yapmayı öğrenirseniz. Headlight diyor, onu geçiyorum. Buraya xenon da koyabiliriz aslında ama pek bir farkı da olmuyor. Hadi koyalım onu da.
Normal yine Duff'ın olsun ama Zenon olsun. Yine emin olmak için bakıyorum. Zenon diye geçmiyormuş. Ne diye geçiyor? Bununki hep standart da olabilir. Headlights. Bu arada farlar. Bir şeyi yanlış arattım herhalde. Bulmuyor o yüzden. Şuradan bir bakalım. Neymiş? Tamam, Duff Headlight. Ah, geldi şimdi. Şurada Zenon'u varmış. Tamam. Yine kopyalıyorum. Farkı olacak mı bilmiyorum. Biz yine koyalım. Değiştirmiş oluruz yani. Sonuçta bunu da değiştirmiş olduk. Şimdi kapı kolu zaten koyduk. S mirror diyor. Side mirror. Yan aynalar. Daha doğrusu bu yan ayna. Sağdaki bu kapının üstündeki ayna. Kapı basamağını gösteren. Onu da manınkini koymamız lazım. Çünkü yerleri tam uymayabilir. Aynaların hepsini düzeltmek lazım. S mirror şu. Video uzuyor ama dediğim gibi eğer yani bunları yapmak istiyorsanız sıkılmamanız lazım. Sıkılıyorsanız zaten uğraşamazsınız bu kadar şeyle. Steering W dediği steering wheel direksiyon. Buna ne koyalım? Biz bu arada interior'ı da değiştirelim. Hani şey yaptık ama ne denir ona? Duff yaptık ama gerçi şöyle bir şey var. Kabin aksesuarları koyduğumuz için karışacak orası muhtemelen. O yüzden şimdilik değiştirmiyorum onu. Aynı kalsın. Aslında kabin aksesuarlarını koymamak lazım. Onu sonradan, değiştirdikten sonra koymak daha iyi. Çünkü mesela masa koyduk. Masayı şimdi man interior'ı yapsam masa uymayacak orada, sorun çıkaracak. O yüzden değiştirmiyorum. Hiç o masayı koymadan şeyleri koysaydık, örnek veriyorum aşağıya telefon koyduk mesela. O telefon manda da kalacak, onda sıkıntı yok. Ama masa olmadığı için o sorun çıkaracak. O yüzden onu değiştirmeyeceğim. Ama direksiyonu değiştirelim. Ne yapalım? Yine manın direksiyonunu yapalım onu. Interior Duff'un olur. Ama direksiyon yine man direksiyonu olur. Exclusive olsun. Exclusive. 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 Herhalde öyle okunuyor. Şimdi bakın burada tırnağı aldım yanlışlıkla. Onu silersem bozulur. Bunları seçerken dikkat edin. Burada ne var? F-Badge diyor. Fender Badge yani şeyin. Izgaradaki. Ona gerek yok şimdi. Kalsın. Eğer gözümüze takılan böyle bozuk görünen bir yer olursa düzeltiriz. Izgara falan bunları geçiyorum. Wind Frame dediği rüzgarlık. Ama zaten şeyde gelmiyor. Man'ın kasasında görünmüyor o kısım. Ha bu arada Man'ın var mı ona bakalım. Ne diye geçiyordu ismi? Windframe. Yokmuş. Spoiler var mı? Ona bakalım. O da yok.
Şöyle yapalım o zaman. Aksesuar diyelim. Ne aksesuar var ona bakalım. Beacon, uyarı ışığı, B-Grill, alttaki şey, demir, plaka, egzoz çeşitleri. Bunları zaten şeyden koyduk. Normal servisten koyduk satın alırken zaten. Ayna. Bakıyorum. Sunshield. Yokmuş zaten. Tamam. Şimdi başka ne kaldı? Şasimiz zaten yaptık. Ona dokunmuyoruz. Heh, motoru değiştirelim. Engine, motor. Ne koyalım? Volvo 750 mi koyalım? Streamline 730 mu koyalım? Oyundaki en iyi iki motor bu ikisi arkadaşlar. Yeni kasa, pardon, eski kasa Volvo'nun 750 beygiri ya da Scania Streamline'ın V8 730 beygirlik motoru. İkisi de yaklaşık aynı. Streamline koyalım bu sefer. Bana göre daha çabuk hızlanıyor Streamline motoru. 750 Volvo'ya göre. 730 olmasına rağmen hem de. Şöyle engine diyelim.732 bu olması lazım. Euro 5 var. Euro 5 diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bir de V8 ya da işte Euro 5 olmayabilir. Biri V8 biri değil öyle söyleyeyim. Şimdi karışmasın yanlış bilgi de vermeyeyim. Yani böyle şeyleri yani her şeyi aklımda tutmuyorum. Ezberlemiyorum daha çok. Ne kaldı geriye? Değiştireceğimiz bir şey var mı? Interior'ı değiştirmiyoruz dedik. Şeyden dolayı. Kabin aksesuarlarını koyduğumuz için. Boyayı değiştirebilirsiniz yani. Onun dışında bunlar geri kalanları kabinle alakalı şeyler. Bunları değiştirmeyeceğim. Başka bir şey. Lastik, jant bunların hepsini buradan değiştirebilirsiniz bakın. Önemli olan şu isimleri öğrenin. Ve dikkat etmeniz gereken MyTruck'taki Nameless'la aratıp Vehicle Nameless diye geçen kısmı bulacaksınız. Ondan sonra altındaki bu Vehicle Addon, Vehicle Addon diye bakın hepsi Vehicle Addon aksesörü falan diye geçiyor. İşte lastiklerde Vehicle Well aksesörü diye geçiyor. Bunları bulup tek tek değiştiriyorsunuz. Olay bu aslında. Lego gibi bir şey yani. Lego'da nasıl parçaları birleştirip bir şey yapıyorsunuz? Bunda da parçaların yerini değiştiriyorsunuz. İşte Duff'ın parçasını alıyorsunuz. Yerine şeyi koyuyorsunuz. Man'ın parçasını koyuyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Aşağı kadar inip şurada profit loglar başlayana kadar kısım o aracın bilgileri. Onların hepsini buradan değiştiriyorsunuz. Tamam böyle bir kaydediyorum. Bayağı da uzadı video ama. Şimdi şu haline bir bakalım son kez yine. Bu şekilde görünüyor şu anda. Şöyle yüklemeyi yapalım. Umarım oyundan atmaz. Yanlış bir şey yapmadıysam. Boşluklarda falan satırlarda bir yanlışlık yapmadıysak. Oyundan atmaz. Evet. Ha şu demiri değişmedik. Demiri değişmedik. Bakın kapı kolu falan. Onlar değişti. O kısımda sıkıntı yok. Ya bu arada biz basamağı değişmeyecektik ya. Basamak zaten alt kısmı. Tamam onu düzeltiriz. Şu ayna manınki geldi. O da tamam. Bir normal aynayı değiştireceğiz. Birincisi. Normal ayna, yukarıdaki demir ve basamağı tekrar düzelteceğiz. Ondan sonra bitiyor işimiz. Şimdi şu olması lazım. Tabii bir bibendum falan oraya koyduk. R-grill, roof grill yani çatı demiri anlamında. Bunu da şuradan yine
Manınkine bakalım. Bu arada bu işleri yaparken yanınıza çay almayı unutmayın. Manda bayağı bir şey çıktı. Hangisi olduğunu açıkçası bilmiyorum. Ne olabilir? Hangisi acaba? Şöyle bir şey yapacağım. Off the record diyelim. Oyunun dosyalarından bakacağım şimdi karıştırmamak için. Deneme yanılmayla vakit kaybetmeyelim ona. Trak. Buraya göre. 3 olabilir mi acaba? Direkt 3'e bakayım. Viking. Aynen 3'müş. 3'ün ikincisi var bir de. O ne acaba? 3B. Bu da Viking. Ha şu kabin bizimkine uygun şeyi takmamız lazım. O da önemli. 3C. X-Large bu değil. Biz kabini ne yaptık ona bakalım. Nerede kabinimiz? Daha yukarıdaydı. Interior deal. Deal. İngilizce değil demek. Deal. Alakası yok. Yanlış bilgi vermiş olmam. Şimdi bazen böyle şeyler söylüyorum ciddiye alırsınız diye. Ondan sonra geri çekmek zorunda kalıyorum. Deal anlaşma demek İngilizce. Ha, XX large'mış bizimki. O yüzden Viking'in de XX large olan hangisiyse onu seçeceğiz. XX large bu. Shape 3. Yani şu. Bu. Bunu seçelim. Neredeydik? Buradayız. Bu tamam. Basamak. Basamak nerede? Basamak. Doorstep. Doorstep, daf, xf, doorstep, burada. Bu ne ya bir sürü şey geldi. Niye böyle oldu? Neyse önemli değil. Euro 6 bunlar. Bunları geçiyorum. Bu yeni kasanınkiler. Ha, sidestep falan. Onları geç. Şu. Bir olsun. Bizim olsun. Video uzadı ama yani bu işleri yapmak da uzun sürüyor normalde. Aslında anlatmak biraz daha uzun sürüyor. Yapmak o kadar değil de ezberden yaptığınız zaman o kadar sıkıntı olmuyor. Kafanızda belli bir şey olduğu zaman çok sıkıntı yaşamıyorsunuz da böyle biraz şey oldu. Ne deniyordu ona? Rastgele oldu biraz. Aklıma ne gelirse şu an onu yapıyorum. Çatıdaki barı değiştik. Basamağı değiştik. Bir şey daha vardı. Ne vardı? Ayna. Aynayı değiştireceğiz. Aynamız nerede? Mirror değil. Şuradan önce bir aratalım. Oradan aklıma gelir zaten. Ne diye geçiyordu? Ha, direkt mirror olarak geçiyor. Yan aynalı. Tamam. Shape 2. Boyalı herhalde budur. Normalde ikinci sırada çıktığını hatırlıyorum çünkü. Burada mirror'u aratalım. Ha, bunu seçmişiz zaten. Yok, bu side mirror, pardon. Bakın bunlara dikkat etmek lazım. Niye side mirror'u değiştirecekmiş gibi yaptım? Aslında ben şaşırmadım. Size göstermek için. Şaşırabilirsiniz diye. Yoksa ben nereden şaşıracağım? Ben hiç şaşırır mıyım? Bu da tamam.
Sanıyorum son kez yüklüyorum şu an. Dönelim. Kapı kolu, ayna. Ayna bu arada renkli değil de plastik mi geldi acaba? Renkli mi? Boyanın şeyinden de anlamıyorum. Plastik olmuş. Neyse olsun, önemli değil. Bakın demir yerine oturdu bu sefer. Tam yerinde olması gereken yerde. Aynaları değiştirdik. Basamağı da değiştirdik. Şöyle biraz şey görünüyor ama o şeyden dolayı, normalde diğerinin şasisi kabini farklı olduğu için o kadar da oluyor. Yani ona kimse multiplayer'da da admin bir şey demez. Yani şu anda yaptığımız kamyon ban sebebi değil arkadaşlar. Özellikle onu söyleyeyim. Bu tarz kamyon yaparken şöyle sıfır kamerasıyla göstereyim. Dikkat etmeniz gereken şey, multiplayer için söylüyorum bunu. Bakın mesela şuradan baktığınız zaman hafif böyle çıkıntı falan görüyorsunuz, tam uyumamış veya birbirinin üstüne giren yerler olabilir hafiften de olsa. Şimdi bunun için kimse size bir şey söylemez. Nereye gittik lan? Şu kamyon için şu anda size kimse hiçbir şey söyleyemez. Şu anda cillop gibi oldu. Ama işte mesela buna biz Scania şasisi koysaydık, atıyorum üst taraf kabin bu hizadayken Scania'nın şasisi şurada falan kalacaktı. Arada boşluk olacaktı. O işte ban sebebi. Multiplayer'da adminler, yani TMP ekibi diyor ki aracı hibrit yapabilirsiniz, Save Edit ile değişiklik yapabilirsiniz ama düzgün tır gibi görünecek. Yani oradan buradan bir şey çıkmayacak. Az önce mesela şey havada duruyordu hatırlıyorsanız. Şu kenara gelen badge havada duruyordu. Hani o tarz şeyler olmayacak. İçine de bakalım. Bakın man direksiyonu geldi. Diğer şeyler aynı. Onları değiştirmedik. Şu an her şey okey. Çalıştıralım bir de aracı. Sesine de bakalım. Sesi de değiştirdik. Bakın buradan Renault sesi. İçeriden bakalım. İçeriden. Streamline. Burada direksiyon kenara attım. Hani kodlarla uğraşacağımız için klavyeyi aldım önüme. O yüzden şöyle direksiyonda takılı olduğu için çok hızlı dönüyor. Klavyeye göre ayarlı değil. Olay budur arkadaşlar. Bunu da artık kullanmayacağım, yani böyle dursun. Bu arada hoşuma gitti. Ben bu sebebi tutarım. Lambaları da yakalım ha. Şöyle. Hatta saati de gece yapayım. Çünkü güneşlikteki ışıkları merak ediyorum ben de. Pardon. Canavar gibi her şey çalışıyor. Bunları açalım. Oh. Ha, bunlar kalabalıkta ban sebebi biliyorsunuzdur. Multiplayer'da bu kadar kalabalık olan yerlerde. Daha doğrusu 25 kişiden fazla olan yerlerde. Rizik yaptı, konuşamıyorum. Bu uyarı ışıklarını açmayın arkadaşlar. Ban sebebi çünkü. En azından kilitlerler, banlamasalar bile. Yalnız çok güzel oldu ya. Çok hoşuma gitti. Şu güneşliğe hastayım ya. Şöyle yapalım. Uzunları da yakalım. Her şey çalışıyor şu anda. Şuradan mid-4'lileri de açayım. Bir de geri vitese takayım. Her şey çalışır durumda şu anda.
Evet, hibrit tır bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Sürekli soruyordunuz ama bir türlü fırsat bulamamıştım. Çünkü böyle uzun süreceği belli olan bir şey. Uzun sürmesi de gerekiyor bu kadar şeyi değiştirdiğiniz için. Hatta oyundan atmalar falan filan olacağı için sürekli. Farklı farklı tırları deneyebilirsiniz bu şekilde. İnteriyerini değiştirin, deneyin. Sesini değiştirin, deneyin. Bunların hepsini deneyebilirsiniz. Ve size şöyle bir şey söyleyeyim. Save edit yapa yapa mod yapmak isteyen arkadaşlar özellikle soruyorsunuz ya abi fix nasıl yapıyorsun diye. Onun ilk adımı da budur. Bilginiz olsun. Bunları deneye deneye öğrenin. Mod yapmaya hevesli arkadaşlar varsa veya fix yapmaya falan bu ilk adımdır. Bilginiz olsun. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Hoşça kalın.